Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Geçen hafta biliyorsunuz ki saf maddeleri işlemiştik arkadaşlar. Bu hafta ise saf olmayan maddeleri yani karışımları işleyeceğiz. Karışımlara baktığımız zaman arkadaşlar iki ya da daha fazla maddenin rastgele oranlarda yani belirli bir oran olmadan kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan saf olmayan maddelere karışımlar diyoruz ve bizler karışımları iki grupta inceliyoruz. Bunlar neydi? Homojen ve heterojen karışımlardı. Homojen karışımlara ise çözeltiler diyoruz hatırlayacak olursanız. Çözeltiler şudur. Karışım oluşturan maddelerin karışımın her tarafına eşit şekilde dağılmasıyla oluşan karışımlardır. Yani sen o karışıma baktığın zaman her tarafında aynı özelliği görüyorsan bu nasıl bir karışımdır? Homojen bir karışımdır. Yani çözeltidir. Ve çözeltileri oluşturan bazı bileşenler vardı. Bu bileşenler nelerdi? Çözücü ve çözünendi arkadaşlar. Karışımlara, homojen karışımlara örnek verecek olursak bunlara hava, tuzlu su, kolonya, deniz suyu, gazoz, şekerli su gibi örnekleri verebiliriz. Çözeltide genellikle miktarı çok olan maddeye çözücü diyoruz. Az olanı ise çözünen diyoruz. Sulu çözeltilerde su her zaman bir neydi? Çözücüydü. Bu çözeltiler katı sıvı ve gaz hallerinde olabiliyorlar arkadaşlar. Örneklerine değineceğiz. Sıvı çözeltiler ise sıvı katı, sıvı sıvı, sıvı gaz gibi şekillerde karşımıza çıkabiliyorlar arkadaşlar. Bir sonraki karışımımız ise neydi? Heterojen karışımlar. Heterojen karışımlarda şudur. Karışıma baktığın zaman karışımı oluşturan maddelerin karışımın her tarafına eşit şekilde dağılmıyorsa ve bakıldığında tek bir madde gibi görülmüyorsa bu bize heterojen karışımı gösterir. Heterojen karışımlara adi karışımlar da demiştik. Bunlara örnek olarak ayran, çorba, meyve suyu, aşure, salata gibi örnekleri verebiliriz. Tabii bunları daha da çoğaltabiliriz. Deneye baktığımız zaman arkadaşlar deneyin de kavramını açıklayalım. Bazı araç, alet ve maddelerin kullanılması ile insanların henüz bilmedikleri konu ve bilgileri keşfetmek, çeşitli yollardan kazanılan bilgilerin doğruluğunu açık olarak göstermek ve yaparak, yaşayarak öğrenmek için yapılan bir öğrenme etkinliğidir. Bir deneyde üç temel unsur vardır arkadaşlar. Bunlar bağımsız değişken, bağımlı değişken ve kontrol değişkeni yani sabit tutulan değişken. Arkadaşlar bağımsız değişkene bakacak olursak deneyi yapan kişinin değiştirebildiği ve bu deneyde etkileyen değişkene biz bağımsız değişken diyeceğiz. Yani deneyin sonucunu etkileyen değişken. Bağımlı değişkene ise bağımsız değişkenden etkilenen değişken. Yani bağımsız değişkene bağlı olarak değişebilen değişkene biz bağımlı değişken diyeceğiz. Kontrol değişkeni ise yani sabit tutulan değişken ise deney sürecinde kontrolümüzde olan, miktarı değişmeyen ve sabit kalan değişkene ise biz sabit tutulan değişken yani kontrol değişkeni diyeceğiz. Bir örnek vermiş burada bakalım. Sıcaklığın çözünmeye etkisini araştırmak isteyen Buse 30 santigrat derece sıcaklığındaki bir bardak suya 2 adet küp şeker, 60 santigrat derece sıcaklığındaki bir bardak suya da 2 adet küp şeker katarak çözünme hızlarını karşılaştırıyormuş. Bu senin yaptığı bu deneyde. Şimdi arkadaşlar bu ise iki tane deney grubu oluşturmuş. Birine 30 santigrat derecede bir bardak su kullanmış. Diğerine ise 60 santigrat derecede bir bardak su kullanmış. Ve her ikisine de 2 adet küp şeker atmış. Şimdi burada biri 30 santigrat derece, diğeri ise 60 santigrat derece. Burada neleri farklı arkadaşlar? Sıcaklıkları farklı. Geriye kalan bardağın şekli, içerisine koyduğum su miktarı, attığım küp şeker sayısı, temas yüzeyi gibi faktörler nedir? Aynıdır arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman burada araştırmak istediğim şey ne? Sıcaklığın çözünme hızına etkisini araştırmak istiyorum. O zaman burada benim bağımsız değişkenim, yani değiştirdiğim değişkenim nedir? Sıcaklıktır, değil mi? Birinde 30 santigrat derece, diğerinde ise 60 santigrat derece. O zaman ben burada niye araştırmak istiyorum? Sıcaklığın etkisini araştırmak istiyorum. O zaman benim bağımsız değişkenim ne olacak? Sıcaklık. Peki,
Sıcaklıktan yani bağımsız değişkenden etkilenen değişken kimdi? Bağımlı değişkendi. O zaman sıcaklıktan etkilenen kim burada arkadaşlar? Çözünme hızı. O zaman çözünme hızı da bağımlı değişkene girecektir. Kontrol edilen değişkenler ise yani deney süresince kontrolünde tuttuğum aynı kalan, sabit kalan değişkenlere biz kontrol değişkeni diyoruz. O zaman burada sabit kalan değişkenlere bakacak olursak çözünen miktarı yani şeker miktarı bakın. Temas yüzeyi her iki deney grubunda da küp şeker kullanıyor olman. Bakın bunlar nedir? Temas yüzeyini gösterir. Aynı şekilde koyduğum su miktarı yani çözücü miktarı bu da sabit tutulan değişkendir. Bunlar arkadaşlar sabit tutulan değişkenlere girer. Şimdi arkadaşlar kısaca şöyle bir konu tekrarı yaptık. Bunun ardından sorular çözelim ki konumuz daha iyi pekişsin. Hem konu anlatımı hem soru çözümü gibi olursa daha iyi olacağını düşündüm. Bu yüzden size bu tarz bir çalışma sunmak istedim. Şimdi doğru mu yanlış mı karar verelim. Karışım oluşturan maddeler karışma sonunda kendi özelliğini kaybetmez. Evet arkadaşlar kendi özelliğini kaybetmiyordu. Örnek verecek olursak burada tuzlu su örnek verebiliriz. Tuzlu suya baktığımız zaman tuz ve su bir araya geldiklerinde kendi özelliklerini kaybediyorlar mı? Hayır kaybetmiyorlar arkadaşlar. O yüzden doğru diyeceğiz. Zeytinyağı su karışımı bir çözeltidir. Zeytinyağı ve su bir araya geldiklerinde ben bu karışıma baktığımda her yerinde aynı özelliği görüyor muyum? Görmüyorum. Zeytinyağı üste çıkar, su ise altta kalır. Bu yüzden bu da doğru bir ifade midir? Hayır, yanlış bir ifadedir. Karışımlar saf madde değildir. Evet, karışımlar saf madde değildir. Saf maddeler zaten görmüştük, elementler ve bileşiklerdi. Karışımların da bileşikler gibi belirli bir formülleri vardır. Hayır. Karışımlar belirli formül ya da sembolle gösterilmezler. Karışım oluşturan maddeler karışımın her yerine eşit olarak dağıldıysa bu tür karışımlara heterojen değil homojen karışım demeliydim. Yani yanlış olmalı. O yüzden bizler yanlış yazalım bu şekilde. Şerbette şeker su içinde çözünür. Evet şerbette şeker su içinde çözünür. Bu da doğru bir ifade. Çözeltiyi karıştırmak çözünme hızını azaltır. Buraya bir değinelim arkadaşlar. Şimdi bizler çözeltilere baktığımız zaman çözeltilerin çözünme hızını etkileyen bazı faktörler vardı. Bunlar neydi? Birincisi sıcaklık. Sen bir çözeltiye sıcaklığını arttırırsan onun çözünme hızını etkiler misin? Evet etkilersin ve çözünme hızını arttırırsın. İkincisi temas yüzeyi yani tanecik boyutu. Temas yüzeyi ne kadar fazlaysa, yani tanecik boyutu ne kadar küçükse çözünme hızı o kadar ne yapar? Artar arkadaşlar. Üçüncü faktörümüz ise neydi? Karıştırmaydı. Eğer sen bir karışımın içerisinde bulunan maddeyi daha hızlı bir şekilde çözünmesini istiyorsan ne yapmalısın? Onu karıştırmalısın. Karıştırma da çözünme hızını ne yapar? Arttırır. Ama bize burada ne demiş? Azaltır demiş. O yüzden yanlış olmalı. Süt heterojen bir karışımdır. Süte bakalım arkadaşlar. Süt bir süre beklediğinde üzerinde bir kaymak oluşmaz mı? Oluşur. Bu yüzden süt karışımına baktığımızda her tarafında aynı özelliği görebilir miyiz? Hayır göremeyiz. Göremediğimiz için de burada nedir? Heterojen bir karışımdır yani doğrudur. Temas yüzeyi fazla olan maddelerin çözünmeleri daha hızlı olur. Evet. Bir maddenin çözünme hızının fazla olabilmesi için temas yüzeyinin fazla olması yani tanecik boyutunun küçük olması gerekiyordu arkadaşlar. O yüzden bu özelliğimiz de doğru. Bir çözeltinin sıcaklığı arttırılırsa çözünen maddenin çözünme hızı artar. Evet çözünme hızını etkileyen faktörlere baktığımız zaman sıcaklık bunlardan biridir. Ve sıcaklık arttıkça maddelerin hareketliliği artar ve bu hareketlilik arttığında da çözünme hızını etkiler ve maddenin içerisindeki çözünen madde daha hızlı bir şekilde ne yapmış olur? Çözünmüş olur. O zaman bu da nedir? Doğrudur. Şöyle yazalım. Evet. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Burada da boşlukları dolduracağız. Şimdi arkadaşlar çözeltilerde
Bir nokta nokta madde bir de nokta nokta madde vardır demiş. Bizler dolduralım bunları. Çözeltilerde bir çözücü, bir de ne vardır? Çözünen madde vardır. Evet, güzel. Çözeltiler katı sıvı ve gaz halde bulunabilirler. Kolonya biliyorsunuz ki sıvı sıvı çözeltilere örnektir. Homojen karışımlara ne diyoruz? Çözelti diyoruz. Evet. Karışım oluşturan maddelerin hangi özellikleri değişmez? Kimyasal özellikleri değişmez. Peki sıcaklık arttıkça katıların sıvı içerisinde çözünme hızı ne yapardı? Artardı tabii ki de. Evet, heterojen karışımlara adi karışımda denir. Karıştırmak ve çalkalamak çözünme hızını ne yapar? Arttırır. Hava bir ne örneğidir? Çözelti örneğidir. Hatta gaz gaz bir çözelti örneğidir. Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran yoktur. Evet, bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Burada bir deney yapıyor ve bizden değişkenleri bulmamızı istiyor. Bakalım. Nurcan öğretmen iki ayrı bardağı eşit sıcaklıkta ve eşit miktarda, bakın buralar önemli. İki ayrı bardağı eşit sıcaklıkta ve eşit miktarda çay doldurup içlerine birer tane küp şeker atıyor. Bardaklardan birini kaşıkla karıştırıyor ve karıştırılan bardaktaki şekerin diğer bardaktakine göre daha çabuk çözündüğünü gözlemliyor. Şimdi burada önemli olan yer neresi? Birini kaşıkla karıştırıyor olması arkadaşlar. Şimdi bakalım, iki tane bardak var. Bardakların boyutları aynı. İçine de eşit sıcaklıkta ve eşit miktarda çay dolduruyor ve ikisine de birer tane küp şeker atıyor. Birini kaşıkla karıştırırken diğerine karıştırmıyor arkadaşlar. Burada kaşıkla karıştırdığının daha çabuk bir şekilde çözüldüğünü gözlemliyor. O zaman burada bakacak olursak, birini karıştırmış, diğerini karıştırmamış. Neyi araştırmak istiyor? Karıştırmanın çözünme hızını, etkisini araştırmak istiyor arkadaşlar. O zaman burada ikisi de eşit sıcaklıktaysa, ikisinde de eşit miktarda çay varsa ve her ikisine de birer tane küp şeker atıyorsa, bunlar nedir? Kontrol değişkenleri, yani sabit tutulan değişkenlerdir. Fakat birini kaşıkla karıştırıyorsa, o zaman kaşıkla karıştırmak nedir arkadaşlar? Bağımsız değişkendir. Çünkü ben burada neyi araştırmak istiyorum? Karıştırmanın çözülme hızına etkisinin olup olmadığını araştırmak istiyorum. O yüzden zaten deneylerin birinde kaşık kullanmışım, diğerinde kullanmamışım. O zaman bakalım, bağımsız değişkenimizi bulduk. Nedir? Karıştırmadır arkadaşlar. Peki karıştırmanın niye etkisini araştırıyoruz biz? Yani hangi değişkeni buluyorum ben? Bağımlı değişken. Karıştırmanın çözünme hızına etkisini araştırdığıma göre benim burada bağımlı değişkenim ne olacak? Çözünme hızı olacak. Geriye kalan saydığım sıcaklık, çözücü miktarı, çözünen miktarı, temas yüzeyi, bunlar ise nedir arkadaşlar? Kontrol edilen değişken, yani kontrol değişkeni diyeceğim. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Bir sonraki sorum. Bu deneye uygun bir hipotez yazmamızı, yani hipotez kurmamızı istiyor. Evet, az önce söylemiştim. Neyi araştırmak istiyor burada? Karıştırmanın çözünme hızına etkisi var mıdır, yok mudur? Ya da karıştırma çözünme hızını arttırır mı ya da azaltır mı gibi bir cümle kurmalıyız. Burada arkadaşlar kurmamız gereken cümle şudur. Karıştırmak çözünme hızını arttırır mı? Yani test etmek istediğim hipotez bu. O yüzden bu da benim hipotez cümlem olabilecektir. Evet, baktığımız zaman burada örnekler vermiş. Homojen mi, heterojen mi? Bizlerin karar vermesini istiyor. Hemen bakalım. Tuzlu su nedir arkadaşlar? Homojen bir karışımdır. Her tarafında aynı özelliği gösterir. Süt heterojen bir karışımdır. Hava homojen bir karışımdır. Kolonya sıvı sıvı homojen bir karışımdır. Toprak heterojen bir karışımdır. Ayran heterojen bir karışımdır. Salata aynı şekilde heterojendir. Sirke ise nedir arkadaşlar? Homojen bir karışımdır. O zaman bakalım, kontrol edelim. Evet, şöyle kısaca bir kontrol edin sizler de. Burada durdurabilirsiniz gerekirse. Evet, geçelim. Evet, burada ise bize çözeltiyi vermiş. Yani homojen karışımları vermiş. Çözünen ve çözücüsünün katı mı, sıvı mı, gaz mı, yani fiziksel hallerine göre
doldurmamızı istiyor. Şimdi tuzlu suya bakacak olursak çözünen nedir? Katıdır. Çözücüsü ise sıvıdır. Güzel. Gazoza bakacak olursak çözüneni gazdır. Çözücüsü ile ise sıvıdır. Evet, şerbet katıdır çözüneni. Çözücüsü ise sıvıdır. Deniz suyu da aynı şekilde çözüneni katıdır. Çözücüsü sıvıdır. Havaya bakalım. Gaz. Az önce söylemiştim. Gaz. Evet. Lehim katı. Katı bir çözeltidir. Kolonya da sıvı sıvı bir çözeltidir. Yani çözüneni sıvı, çözücüsü de sıvı. Sirkeye bakalım. Çözüneni sıvı, çözücüsü de sıvı. Antifriz. Antifriz arkadaşlar otomobillerde kullanılır genelde. Suyun donmasını engelleyen bir sıvıdır. Nedir? Çözüneni sıvı, çözücüsü ise sıvı. Bronz da katı, katı bir çözeltidir. Amalgam diş dolgularında kullanılır. Katı katı bir çözeltidir. Ter ise katı, katı, katı ve sıvı bir çözeltidir. Yani çözüneni katı, çözücüsü ise sıvıdır. Soda çözüneni sıvıdır, çözücüsü gazdır. Gözyaşı sıvı, sıvı bir çözeltidir. Evet, burayı da geçtik. Evet, bir sonraki soru. Burada diyor ki aşağıda yapı modelleri verilmiş maddeleri kullanarak farklı karışımlar yapmamız istenmektedir diyor. Bu karışımları bizler hazırlayacağız. Bakalım. Tuz, karbondioksit, demir ve su vermiş arkadaşlar. Şimdi homojen çözelti oluşturmak için ne yapmalıyız? Mesela tuz ve suyu bir araya getirirsek tuzlu su oluşur mu? Evet. Tuzlu su nasıl bir çözeltidir? Homojen bir çözeltidir. O zaman burada bizler tuz ve suyu bir araya getirerek tuzlu su karışımını oluştururuz. Bu da homojen bir karışımdır. Başka ne yapabiliriz? Karbondioksitle suyu karıştırabiliriz. Burada da bize yine homojen bir karışım oluşturur. O zaman iki tane örneği verdik bile. Tuz su veya karbondioksit su bizim homojen çözeltimizdir arkadaşlar. Heterojen karışıma örnek olarak ise tuzu ve demiri karıştırabilir miyim? Evet, karıştırabilirim. Tuz ve demir her tarafında aynı özelliği göstermez. Bu yüzden de nedir arkadaşlar? Heterojen bir karışımdı. Şurayı ben tamamlayayım. Tuz ve demir olmalıydı. Burada veya yazmış. Onu görmeyin. Tuz ve şöyle silelim. Demir nedir? Heterojen bir karışımdır. Geçtik burayı da. Şimdi çözeltilere ait özellikleri arkadaşlar bizler dolduracağız. Çözeltilere baktığımız zaman nedir bunlar? İlk özelliğimiz bir kere bunlar saf olmayan maddelerdir. Yani biliyorsunuz çözeltiler karışımdır. Saf olmayan maddelerdir. Belirli oranda bir araya gelerek oluşmazlar. Yani rastgele oranlarda bir araya gelirler. Üçüncü özelliğimiz ise belirli sembol ya da formülle ne yapılmazlar? Gösterilmezler arkadaşlar. Dördüncü özelliğimiz ise çözeltileri oluşturan maddeler bir araya geldiklerinde kendi özelliklerini ne yapmazlar arkadaşlar? Kaybetmezler. Bunlar çözeltilere ait özelliklerdi. Şurada teknik bir arızadan dolayı bunlar tamamını göremiyoruz. Ama şu dördüncü maddeye bakalım. En az iki farklı maddeden meydana gelir ve oluşumlarında belirli bir oran yoktur. Evet, bakın çözeltiler bir karışımdır. Ve karışımları oluşturan maddeler en az iki tane farklı madde olması gerekir. İki tane farklı madde bir araya gelecek ve bunların oluşumlarında belirli bir oran olmayacak arkadaşlar. Şimdi burada bileşiklere de bakmak istiyoruz. Şurada bir ufak bir başlık var göreceksiniz. Bileşiklere ait özellikler. Şimdi çözeltilere ait özellikleri söyledik. Bileşiklere de geçen hafta aslında konu anlatımı dinlediniz ama yine de verelim. Bileşiklere ait özellikler ise bir kere bileşikler nedir? Saf maddelerdir arkadaşlar. Yani bizler saf maddeler ve saf olmayan maddelere bakmıştık. Bileşikler bir kere saftır. Ve kimyasal yollarla bir araya gelirler. Aynı zamanda bileşikler belirli oranlarda bir araya gelirler. Yani karışımlardaki gibi rastgele oranlarda bir araya gelmezler. Ve bir diğer özelliği ise, dördüncü özelliği ise formüllerle gösterilir arkadaşlar. Burada da bunların özelliklerini vermiş olduk. Şimdi çözeltilerin ve bileşiklerin iki tane ortak özelliği var. Bunlara da değinmek istediğim için buraya aldım. Arkadaşlar hem bileşikler hem de çözeltiler biliyorsunuz ki biri saf madde, biri saf olmayan madde.
Ama hem bileşikler hem çözeltiler homojendirler arkadaşlar. Hem bileşikler hem çözeltiler homojendirler. O zaman birinci ortak özelliğim her ikisinin de homojen olması. İkinci ortak özelliğim ise en az iki farklı türde maddeden bir araya gelmesi. Hem bileşikler hem de çözeltiler en az iki farklı türde maddeden bir araya geldiği için bunlar da bu ikisinin ortak özelliğidir. O yüzden buraya da değinmek istedim arkadaşlar. Bileşikleri zaten biliyorsunuz ama burada bir tekrar amaçlı ben size verdim. Evet, diğer soruya geçelim. Şurada sormuş. Aşağıda verilen eşit miktar ve sıcaklıktaki suların içine belirtilen miktarda şekerler atılarak çözeltiler hazırlanıyormuş. Yani niye çözelti hazırlıyoruz? A şıkkına bakalım. Çözeltileri birim hacimdeki şeker miktarı çok olandan az olana doğru sıralayınız. Şimdi 3 tane kap var elimde. Her ikisinde de bakıyorsunuz ki su miktarı aynı. İçerisine koyduğum suyun sıcaklıkları da her ikisinde 30 santigrat derece. Fakat neleri farklı? İçerisine koyduğum şekerlerin miktarı farklı. O zaman şeker miktarı çok olan hangisi? M. Sonra kim? L. Sonra kim? K. O zaman çoktan aza doğru M, L ve K olarak sıralayabiliriz. B şıkkı çözünme hızları arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi arkadaşlar çözünme hızları arasındaki ilişkiye baktığım zaman bir kere her üçünün de sıcaklığı aynı. Çözücü madde miktarı aynı. Fakat neyi farklı? Çözünen madde miktarı farklı. O zaman çözünen madde miktarı ne kadar azsa o kadar hızlı çözünmez mi? Evet. O zaman en hızlı çözünme hangisinde gerçekleşir? K'da, sonra L'de, en son ise M'de gerçekleşir arkadaşlar. Bu yüzden K, L ve M olarak sıralayabiliriz. Evet, diğer sorumuz. Burada da diyor ki bize aşağıda eşit miktarda farklı sıcaklıklardaki çözücüler ile eşit miktarda verilen farklı çözünen maddeleri kullanarak çözelti hazırlamamız istenmektedir diyor. Şimdi çözünen maddelere bakalım. 10 gram pudra şekeri vermiş. 10 gram toz şeker, 10 gram küp şeker. Bakın temas yüzeyi çoktan aza doğru sıralanmış. Yani temas yüzeyinin en fazla olduğu hangisi? Pudra şekeri. En az olduğu ise yani buraya bakarak küp şeker. Çözücü maddelere bakarsak su 80 santigrat derece, su yine 40 santigrat derece, su 10 santigrat derece olarak vermiş. Şimdi A şıkkına bakalım. Hangi maddeleri kullanarak en kısa sürede çözelti hazırlayabilirsiniz? Şimdi en kısa sürede çözelti hazırlamak demek çözünen maddenin çözücü içerisinde en kısa sürede çözülmesi mi demek? O zaman ben burada çözünen maddeyi öyle bir madde seçmeliyim ki en kısa sürede çözünecek olabilmeli. O zaman her üçü de 10 gram mı? Evet, yani madde miktarları aynı. Fakat en kısa sürede çözülebilecek olan yani temas yüzeyinin en fazla olduğu tanecik boyutumuz ise en küçük olduğu hangisi? Pudra şekeri. O zaman pudra şekerini mi kullanmalıyım? Evet. Peki çözücü maddelere bakacak olursak çözücü maddeyi ise en sıcak mı seçmeliyim? Evet arkadaşlar. En fazla sıcaklığa sahip olan hangisi? 80 santigrat derece. O zaman 80 santigrat derece su içerisine 10 gram pudra şekeri atarsam çok kısa bir süre içerisinde çözeltiyi elde edebilir miyim? Evet. O zaman en kısa sürede 80 santigrat derece su ve 10 gram pudra şekeri kullanarak hazırlayabiliriz. Çözücü ve çözüneni tercih ederken hangi ölçütleri göz önünde bulundurdunuz? Açıklayınız. Burada hangi ölçütleri göz önünde bulundurdum? Çözücünün sıcak olmasını göz önünde bulundurdum ve çözünenin temas yüzeyinin fazla olmasını ya da tanecik boyutunun küçük olmasını göz önünde bulundurdum. Bu yüzden burada da bunları seçmeye dikkat ettim arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuz. Yukarıdaki çözeltilerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Evet, çözeltilere bakalım. Bakın K, L ve M'de 100 mililitre su var. N'de ise 200 mililitre su var. K'da 10 gram şeker, L'de 10 gram tuz, M'de 15 gram şeker, N'de ise 10 gram tuz vermiş. Çözünme hızının çözünen miktarına bağlı olup olmadığını incelemek için, bakın burada neye bağlı olduğunu incelemek istiyoruz? Çözünen miktarına. O zaman çözünen miktarının
farklı mı olması lazım? Evet. Çünkü benim araştırmak istediğim şey çözünen miktarı. O zaman çözünen miktarının ne olması lazım? Farklı olması lazım. Hangilerini birlikte kullanmalıyız? Peki, çözünen miktarına farklı olup olmadığını araştırmak istiyorsam, geriye kalan tüm faktörleri ne tutmalıyım? Sabit tutmalıyım. Yani onların aynı olmasına dikkat edeceğim arkadaşlar. Şimdi bakalım, çözünen miktarına bağlı olup olmadığını incelemek için hangilerini kullanabiliriz? Şimdi bir kere neyi kullanamam? Çünkü neyin çözücüsü 200 mililitre ve burada 200 mililitrelik bir çözücü göremiyorum. O yüzden ne olacak arkadaşlar? K, L ve M'ye bakacağım. Şimdi tuz ve şeker. Tuz ve şeker aynı maddeler mi? Hayır. O zaman L de gitti. O zaman N de gitti. K ve M'ye bakalım. Her ikisinde de 100 mililitre su mu var? Evet. Peki birinde 10 gram şeker, birinde de 15 gram şeker. Çözünen madde miktarını mı araştırıyordum? Evet. O zaman birinde 10 gram, diğerinde 15 gram ise K ve M'yi kullanarak ben bunu test edebilir miyim? Evet arkadaşlar, K ve M'yi kullanarak ben bunu gayet tabii test edebilirim. Bakın, araştırmak istediğim şeyi farklı tuttum. Geri kalan özellikleri aynı tuttum. Burada buna dikkat edeceksiniz. Evet, çözünenin cinsinin çözünme hızına etkisini incelemek için hangileri birlikte kullanılmalıdır? Çözünenin cinsi. Bakın, buraya dikkat edeceğiz. Çözünenin cinsi, yani cinsinin farklı olması lazım. O zaman bakalım. Şuradan geri alalım. Çözünenin cinsi. Hangilerinin cinsi farklı? Burada şeker ve tuz, yani cins olarak, yani farklı madde olarak bunları seçebiliriz. O zaman K ve M olabilir mi? Olamaz. Veya L ve N olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Şeker ve tuz olmalı. Fakat geriye kalan, yani çözünenin cinsi dışındaki bütün faktörler aynı olmalı arkadaşlar. O zaman bakalım burada ne olabilir? K ve L'ye bakalım. Her ikisinde de 100 mililitre su var ve her ikisinde de 10 gram çözünen madde miktarı var. Peki neleri farklı? Bakın, çözünenin cinsi farklı arkadaşlar. Birinde şeker, diğerinde tuz. Geriye kalan tüm faktörler aynı mı? Aynı. O zaman ne olmalı arkadaşlar? Hemen bakalım. K ve L olmalı. Çünkü geriye kalan tüm özellikler aynı. Sadece cinsleri farklı. Çözücünün miktarının çözünme hızına etkisini incelemek için hangileri birlikte kullanılmalıdır? Bakın, burada da çözücünün miktarı, yani suyun miktarı. Suyun miktarını araştırmak istiyoruz. O zaman dönelim deneyimize. Suyun miktarının farklı olduğu ve diğerlerinin aynı olduğu hangisi arkadaşlar? Bakın, birinde 200 mililitre su olursa, diğerinde 100 mililitre su olursa bunu araştırabilir miyim? Evet. Ama hangi şartla? Diğer tüm özelliklerinin aynı olması şartıyla. Bakıyorum, diğer tüm özellikleri aynı mı? Evet. İkisinde de 10 gram. Bakın, L ve N'ye bakmalısınız burada. İkisinde de 10 gram. Şöyle geri alalım. İkisinde de 10 gram. Fakat ikisinde de tuz kullanılıyor. Yani çözünen maddenin cinsi de aynı. Fakat neleri farklı? Çözücünün miktarı farklı. Birinde 100 mililitre, diğerinde 200 mililitre. Yani bakıyorum burada, çözücü miktarları farklı mı? Evet, farklı. O zaman burada ne olacak? L ve N olacak arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Evet. Burada kalalım arkadaşlar. Karışımlara bu şekilde bir açıklık getirdik. Umarım anlaşılmıştır karışımlar konusu. Şimdi sizden istediğim şu. Bu videoyu dinledikten sonra lütfen karışımlarla ilgili çözebildiğiniz soruları çözün. Çözemediklerinizi, yani yanlışlarınızı bizlere WhatsApp üzerinden iletin. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bizler sizlerden geri dönüş bekliyoruz bunlarla ilgili. Yapacağınız şey EBA'daki çalışmalarınızı düzenli bir şekilde yapmak. Yani EBA'ya giriş sağlayabildiğiniz ölçüde. WhatsApp'tan gönderilen ödevleri yapmak ve bu videoları izlemek. Aynı şekilde EBA TV videolarını da izlemek.
Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.